Anne, turşu nerede? Mutfakta unutmuş olmalıyım. Git getir. Unlu köri mi? Ne muhteşem bir kokusu var. Annem hep yapar. Bir tencere pişirir ama servis yapmayı hep unutur. Torunum, al bakalım. Babaanne, kendim alırım. Yemeğini hep kendin yiyorsun. Bugün seni elimle besleyeceğim. Hadi ye. Şu okul sınavları gereksiz yere çocuklara sıkıntı veriyor. Ha? Bakın sevgili torunum nasıl da solmuş. Sınavları yapan... O kalpsiz adama bir ders vereceğim. Her yıl aynı şey. Ama her yıl. Torunum endişe içinde. Şimdi iyi beslen. Hadi yemeğini tek başına bitir. Onca sınav yüküyle bu çocukların hayatını mahvediyorlar. Güzel oğlum. Çok fazla çalışma, tamam mı? Ha? Ben anlamıyorum. Hem neden çok çalışasın ki? Tanrı'nın yardımı sayesinde sana çok kazançlı bir iş bırakacağız. Her şeyimiz var bizim. Gerekirse daha sonra fazla ders çalışırsın. Gece geç saatlere kadar ders çalışman, o ağır okul çantasını taşıman, sabah erkenden okula gitmen gereksiz şeyler. Ama babaanne, eğitim almak çok önemlidir. Sen konuşma. Eğitim almakla senin ne ilgin var? Ailenle ve kocanın günlük ihtiyaçlarıyla ilgilenirsen daha mutlu olurum, tamam mı? Şu kocanın haline bir baksana. Torunum ne kadar solgun ve bitkin görünüyor. Onunla daha iyi ilgilenseydin şimdi bu halde olmazdı. Sınavlara hazırlık nasıl gidiyor? Çok iyi baba. Artık çalışmasam bile sınıfın en iyisi olacağıma eminim. Turşuyu uzatsana Sugna. Ben ne dersem tersi yapılıyor. Kimse beni dinlemiyor sanki. Ne oldu anne? Söyler misin gelinim? Aklından ne geçiyor? O hasta ruhlu kızın pişirdiklerini bu evde hiç kimse yemeyecek demedim mi? Yine de onu mutfağa sokmuşsunuz.
neden yaptın Sumitra? Onca köylünün önünde beni rezil etmedi mi? Onca insanın önünde bana hakaret etmedi mi? Onu neden mutfağa soktun söyler misin? Neden mutfağa soktun onu? Anne, mutfakta kim vardı? Bunu bana mı soruyorsun? O uğursuzdan mutfağa gelip yemekleri pişirmene yardım etmesini istemedin. Üstelik kimse ona bir şey pişirmeyecek. Onun pişirdiklerini kimse yemeyecek dediğim halde. Hayır, hayır anne. Hatırladın mı? Hatırladım anne. Doğruyu söylüyorum. Gena'yı mutfağa ben sokmadım. Bana yalan söyleme Sumitra. Bana yalan söyleme. Belki de bu komployu bana ikiniz birlikte yaptınız. Babaanne. Şşt. Böyle davranmasını sen istemiş olmalısın. Ben ne dersem, dediğim şeyin tam tersini yapmasını. Ve bugün mutlu olmadığından... O uğursuz kızın pişirdiği yemeği bana servis etti. Babaanne. Bir şey söyleme anneanne. Yoksa babaannem daha çok kızar. Ama o yemeği yengem benim için pişirdi. Annemin bundan haberi bile yok. Ama babaannemse... Anneanne. Sessiz ol. Yoksa babaannem gerçekten kızacak. Ne yapıyorsam bu evin mutluluğu için. Niyetim asla birilerini incitmek olmadı. İkiniz de benim gelinimsiniz. İşte bu yüzden artık burada kalmayacağım. Başka bir yere gideceğim. O zaman istediğiniz şeyi yaparsınız. Pek çok hatanı görmezden geldim. Kardeşimin karısı olduğun için sana bir şey söylemedim. Kadınlar arasındaki konulara karışmak adetim değildir. Ama bu sefer haddini gerçekten çok aştın Sumitra. Annemi ağlattın. Sumitra bunu söylediği zaman... Sen çeneni kapat Bayron. Bayron.
Annemin gözyaşlarına rağmen hala karına mı arka çıkıyorsun? Karıma arka falan çıkmıyorum ama Sumitra'nın konuşmasına izin vermedim. Sessiz ol Bayron. Sessiz ol. Karınla konuşmaya çalışarak, evet hata yaptım. Sen bile annemin saygınlığına ve itibarına değer vermezken ondan bunu nasıl beklerim? Karında ne de olsa el kızı. Ama ben korkak ve utanmaz biri değilim. Annemin her gün böyle hakarete uğramasını seyredecek biri de değilim. Abi dinle. Karıma böyle hakaret etmen hiç hoş değil. Hayır abi. Karım benim için her şeyden çok değerli. Madem öyle neden bizi anlamıyorsun ha? Sana demedim mi? Karını Gena'dan uzak tut. Bunu sana en az birkaç defa söyledim. Bu evde kimsenin Gena ile konuşması gerekmiyor. Ama ne sen dinliyorsun ne de bunu karın dinliyor. Neden dinliyesiniz ki? Bu evde kimse annemi dinlemezken beni neden dinlesinler? Düşündüğün gibi değil. Bunu sana son kez söylüyorum. Bu kadınları sürekli kışkırtıp burunlarını kaldırdın. Bugün annem senin yüzünden yemeğini yemeden sofradan kalktı. Ama beni neden suçluyorsun ki? Şimdi beni iyi dinle. Bugünden itibaren eğer biriniz anneme saygısızlık edecek olursa o zaman istemesem de zor bir karar vermem gerekecek. Beni anladınız mı? Ama o yemeği de beraberinde getirdim. Lütfen beni bağışla. İkinizin de bir suçu yok Sugna. Bunu nasıl söylersin anne? Bütün bunlar ben ders çalıştığım için oldu. Ders çalışmamış olsaydım mutfakta sana yardım edebilirdim. Ve o zaman böyle bir hata olmazdı. Ve babaannem de bizi azarlamazdı. Ağlama Anandi. Bu olmasaydı o zaman başka bir şey olacaktı. Bir şey olacaksa olur canım. Hadi artık ağlama. Artık ağlama. Anandi, Sugna, ikiniz de içeri geçin. Jagdish, sen de içeri geç. Ben iyiyim canım. Hadi git. Ah!
Bu akşam olanlar hiç doğru değildi. Annemin yemek tenceresini öyle fırlatması, abimin beni suçlaması. Hiç olmazsa sen bana inan. Gerçekten hiçbir bilgim yok. Senin bir hatan olmadığını biliyorum. Ayrıca kasten annemi incitecek bir şey yapmayacağını da biliyorum Sumitra, merak etme. Ama tüm bunlar doğru da olsa, daha önce bu evde bu tür sözler hiç söylenmedi. Sanırım bir yerde hata yaptık. Ne yapmam, nasıl hareket etmem gerektiğini bilmiyorum. Abimin ima ettiği o karar ne olabilir? Benzer bir durumla karşılaşırsak ne yapacağız? Bak Sumitra, anlıyor musun bilmiyorum ama aklımdaki şey gerçeğe dönüşürse işler kontrolden çıkar Sumitra. Aklıma şu anda tek şey geliyor. Bu ev sanki ikiye bölünecek gibi. Ailemiz bu şekilde parçalanmamalı. Bu şekilde düşünme. Bu dediğin asla olmayacak. Ama Sumitra, abim dedi ki... Abin o sözleri öfkeyle söyledi. Abimin öfkesini bilmiyor musun? Ben abimin ne düşündüğünü, hiç yoktan ne anlamlar çıkaracağını çok iyi biliyorum. Bugün bize söylediği o şey beni gerçekten endişelendirdi. Biz ancak birlikte kalırsak bir şeyleri değiştirebiliriz Sumitra. Birlikte olursak Yena'ya yardım edebiliriz. Ayrılarak değil. Yoksa... Şimdi koşulları düşünmenin, başkalarını suçlamanın hiç vakti değil. Gerçekten değil. Ortalığı yatıştırmaya çalışmamız, diğer her şeyi unutmamız gerek. Bence böylesi çok daha iyi olacaktır. Bu kavgalara devam etmemizin kimseye hiçbir faydası yok. Hem de hiç. Lütfen beni bağışla abla. Bağışlamak mı? O nasıl sözü? Bu evde benim yüzümden hiç huzur kalmadı. Benim yüzümden daha ne kadar aşağılanacaksın abla? Kayınvalidem, hatalarım için seni suçluyor. Hem de hiç düşünmeden. Bir şey rica edebilir miyim? Bırak onlarla ben savaşayım. Sen neden acı çekesin? Gereksiz yere neden sen cezalandırılasın? Ben de senin bu kadar acı çekmene seyirci kalamam gene. Bugüne kadar kendimi ifade edemedim. Ama şimdi bana dudaklarım uzun zamandır mühürlüymüş gibi geliyor. Konuşmak istesem de konuşamıyorum.
ama acını ve kederini paylaşabilirim. Benim kederimi neden paylaşacaksın ki? Hakaret için mi? Nefret için mi? Hayır abla. Bütün yüreğinle beni destekleyeceğini biliyorum. Bu benim için yeterli. Senden bunun dışında bir şey istemiyorum. Gözyaşlarıyla seni görmeye tahammülüm yok. Benim için sevgi ve şefkat dolu o yaşlar. O rezilliğin ardından yaptıkların yetmedi mi? Şimdi ne söylemek istiyorsun? Buraya kavga etmeye gelmedim. Bir şey söylemek için geldim. Şimdi arzunu yerine getireceğim. Bundan sonra ben başkalarının önünde sessiz kalacağım. Bu aileyi küçük düşürecek. Hiçbir şey söylemeyeceğime söz veriyorum sana. Eğer suskunluğun bu evin onurunu gerçekten koruyacaksa, o zaman hiç konuşmayacağım. Ama bir tek şartımı yerine getirmeyi kabul edersen, annen sürekli benim yoksul anne babama hakaret edip duruyor. Geldiğim yerde yiyecek bulamıyormuşuz. Başkalarından merhamet dileniyormuşuz. Eğer sen benimle evlenmeseymişsin, hepimiz açlıktan ölürmüşüz. Artık bu sözleri duymak istemiyorum. Ait olduğum yeri, nasıl davranacağımı, kim olduğumu, bütün bunları bildiğin halde benimle evlendin. Anne babama saygı göstermeyeceksen, bu sorun değil. Ama lütfen onları yoksullukla suçlama. Bu yemeği sana getirdim. Geri götür Basant, aç değilim. Ama anne, seni üzecek bir şey yapmadım. Bana kızma lütfen. Eğer bilmeden bir yanlış yaptıysam, bunu bana söyle.
vereceğin her türlü cezaya razıyım. Sana tek kelime bile etmem anne. Git Basant. Lütfen beni yalnız bırak. Neden böyle söylüyorsun? Ben sadece... Artık her şeyi anladım. Bu evde artık... Bu yaşlı kadına... Kimsenin ihtiyacı yok. Bilmiyor musun? Eski püskü... Kullanılmayan şeyler... Evden bir şekilde atılır. Benim durumum da aynı. Çocuklarım büyüdü. Benden daha akıllı insanlar oldular. Şimdi annelerini ne yapsınlar ki? Yaşadığım sürece bir köşede oturacağım. Öldüğüm zaman birkaç damla gözyaşı, sonra tamamen unutulacağım. Neden bu şekilde konuşuyorsun anne? Başkaları inansın ya da inanmasın. Sen her zaman bu ailenin temel direğisin. Ve hep öyle olacaksın. Senden daha önemli ne olabilir ki anne? Lütfen evladının ricasını geri çevirme. Yemeğini ye. Yoksa böyle incinmenden kendimi sorumlu tutacağım. Beni gerçekten düşünüyorsun. Ama duygularımı anlama mümkün değil. Bir anne evladını eliyle beslemezse hiçbir şey yiyemez oğlum. Bugün gerçek oğlum olduğunu bana ispatladın. Gerçekten. Gerçekten. Senin için ben buradayım. Bütün dünya bana kızabilir. Ama lütfen sen kızma. Eğer bana kızarsan anne, asla yaşayamam. Böyle konuşma. Bir daha asla böyle uğursuz laflar etme. Asla. Hadi. Bunu ye. İstemem. Anne, sen bu evin büyüğüsün. Lütfen pes etme anne. Eğer pes edersen, o zaman her şey biter. Ben gücümü sadece senden alıyorum. Neticede ben de bir insanım Basant. Benim de kalbim var. Duygularım var. İncindiği zaman gözyaşı döker.
oluyor? Bağırma, yoksa herkes buraya toplanır. Beni korkuttun. Neden elimi tutup beni buraya çektin? Senin burada ne işin var? Şuraya bak. Burada mı ders çalışıyorsun? Ama neden? Kendi odanda çalışabilirsin. Seni şapşal. Ders kitaplarımı senin için getirdim. Neden? Ders çalışmak istiyor musun, istemiyor musun? İstiyorum. Öyleyse mahzenden daha iyi bir yer var mı ki? Kimse seni göremez ve ders çalıştığını kimse anlamaz. Babaannem burada olduğunu asla tahmin etmez. Asla. Hayır Cagdiş. Ders çalışmak istemiyorum. Ne? Babaannem benim yüzümden annemi çok kötü azarladı. Ders çalıştığım için işler kötüye gidiyor. Annemin ağlamasından hiç hoşlanmıyorum Cagdiş. Ama babaannem sürekli birilerini azarlar. Neden kafana takıyorsun? Bak, sınavlarımız yarın başlıyor anneanne. Sınavları düşün. Yarın matematik sınavı var. Biraz ders çalışalım. Hadi. Hayır Cagdiş. Çalışmak istemiyorum. Yoksa babaannem, annemle yengemi bir kez daha azarlayacak. Ama ders çalışmazsan nasıl başarılı olacaksın? Öyleyse gitmem. Sınavlara girmem Cagdiş. Önemli değil. Ne demek önemli değil? Sınavlara girmen için onca zahmete katlandım. Öğretmenimi ikna ettim, okul müdürümüzü ikna ettim. Babam bile okula gelip müdürü ikna etmek için gerçekten çok uğraştı. Hatırlamıyor musun? Ders çalışmaktan bahsettiğinde bile babaannem kızmıştı. Buna rağmen ailem senin için uğraştı. Onu kızdırma pahasına. Ablam bile evden uzakta sana ders çalıştırdı anneanne. Hatta mabede gitme bahanesiyle seni de götürdü. Ama sen sınavlara girmeyeceğini söylüyorsun. Neden kızdın Cagdiş? Kızdıracak bir şey söylediğinde karşına geçip güleyim mi? Bu hatam için özür dilerim Cagdiş. Neden o kadar bağırıyorsun ki? Tamam, sınavlara gireceğim. Babaannemin benim yüzümden başkalarını azarlamasına asla müsaade etmeyeceğim. Hadi şimdi ders çalışalım. Otur. İşte. Sen gerçekten çok safsın. Babaannemin laflarını neden kafana takıyorsun? Bu onun alışkanlığı. Her gün birini azarlamazsa kendini iyi hissetmez. Ama kendini çabucak toparlar. Öyle değil mi? Senin için büyük hevesle bir gelin seçtim. Ama etrafı öfke saçan bir geline dönüştü. Ona ne söylesem tersini yapıyor. Gene benimle konuşmaya geldi. Dedi ki başkalarının önünde hiçbir şey söylemeyecekmiş. Sessiz kalacakmış. Kendi gelip söyledi. Aslında ne düşündüğünü merak ediyorum. Anne, bence yavaş yavaş aklı başına geliyor. Artık Genan'ın sözleri için endişe etmene gerek yok. Bu ailenin en büyüsün. Evimizin direğisin. Ah oğlum, işittiklerimi nasıl unuturum? Boş ver. Önemli değil. Neyse artık. Anne, senden bir ricam olacak. Birkaç gün onun ailesi hakkında konuşmasan. İsimlerini bile anma.
Hem ne önemi var ki? Yoksullardan bahsetmek bile kendimizi küçültmek olur. Bunu hep sen söylersin anne. Yoksullarla içli dışlı olursak küçük düşmeye de hazır olmalıyız. Bunu bana söylemeni karın mı rica etti? Evet anne. Bu sözünü dinleyeceğim. Karına bunu söyle. Ama sadece benden affedildiği takdirde onu affedeceğimi söyle. Daha önce değil. Tamam anne, öyle olsun. Git hadi. Hadi, git biraz uyu. Beni merak etme. Tamam anne. Bu kız çok kurnaz. İki kenarı keskin kılıç gibi. Ama aynı zamanda bana zayıf yanını da gösterdi. Byron. Byron. Evet anne. Evet anne. Beni bugün bankaya götür. Dev Karan sabah beni aradı. Borcunu ödemek istiyormuş. Bankaya gelmesini söyledim. Hesabından parasını çekip bana vermesi için. Uzun zaman sonra o çakaldan paramı geri almam mümkün olacak. Anne, şu müteahhit bir konuda görüşmek istiyordu. Yeni arazimize yapacağı inşaatla ilgili. Bu yüzden bugün onunla buluşmaya karar verdim. Öyleyse bunu bana neden çekinerek söylüyorsun? Dev Karan'la bir araya gelmek istemiyorsan, bunun için seni cezalandırmam. Hayır anne. Önemli değil. Basant'la ben gidebiliriz. Basant! Basant! Anne. Dün akşam olanlar için anne, ben... Hayır. Özür dileme. Dün gece olanlarla ilgili hiçbir şey duymak istemiyorum. Bu yüzden incindiğini çok iyi biliyorum anne. Ben sadece özür dilemek istiyordum. Neden özür dileyeceksin? Görünüşe göre sen ve karım benim emirlerimi dinlememeyi alışkanlık haline getirmişsiniz. Neden özür dileyesin? İkiniz de beni çok iyi dinleyin. Ona söyleyin. Kendi yemeğini kendi yapsın ve artık istediği şekilde yaşamakta özgür. Ama benim karşıma çıkmasın. Ne
onun yüzünü görmek istiyorum ne de onun pişirdiği bir şeyi yemek istiyorum. Ama anne, bu aynı evde kalıp farklı hayatlar yaşamak gibi bir şey. Bu evde hiç kimse sensiz bir hayat yaşamayı hayal edemez anne. Bak, bize kızmış olabilirsin. Ama biz senin çocuklarınız. Bir yanlış yaparsak bizi cezalandırma hakkın var ama bize sırt çevirme lütfen anne. Anne, benim tek dileğim bize dua etmen ve bizimle kalmaktan sonsuza kadar mutlu olman. Senin düşmanın değilim Byron. Annenim. Bu aileye huzur ve mutluluk getirmesi için Tanrı'ya sürekli dua eden biriyim. Şimdi git. O araziyle ilgili konuşman için müteahhitle buluşacaktın, değil mi? Evet anne. Evet anne, bana mı seslendin? Benimle gel. Bankaya gitmeliyiz. Jagdish. Bugün sınavın var, değil mi? Neden sadece başını sallıyorsun? Korkuyor musun? Neden korkuyorsun? Sen benim torunumsun, Kalyani devinin torunu. Bırak düşmanların korksun. Sevgili torunum, cevap kağıdına bir şey yazmasan bile öğretmenin sana iyi notlar verecektir. Git hadi. Dualarım seninle. Mutlu ol. Çok tuhaf. Bunun nesi var? Anandi, senin sınavın falan yok. Burada neler oluyor ha? Bir yere mi gidiyorsun? Babaanne, Anandi benimle geliyor. Neden? Babaanne, bu yıl her gün iki sınav var. Öğle arası çok kısa. Anandi öğle yemeğimde beni bekleyecek. Aa, o halde sıcak yemekle öğle arasında gelebilir. Neden onu şimdi götürüyorsun? Git hadi, Anandi'yi yemeğinle birlikte gönderirim. Hadi git. Onu da götüreyim mi? Eğer zamanında yetişemezse aç kalırım. Ayrıca öğle molasını kaçırırsa izin vermezler. Kim bilir neler planlıyorsun ha? Bir günde nasıl iki sınav olur? İki sınav varsa neden öğle molası çok kısa? Tamam, hadi gidin. Yoksa geç kalacaksın. Hadi gidin, hadi. Biz de Basant.
Gidelim oğlum. Bankaya giderken yolda bana işleri anlatırsın. Evet anne. Tamam. Hadi. Anandi, sınavın iyi geçsin. Sınav kağıdına bütün bildiklerini yaz. Dönüşte onun evine uğrayıp bunu hatırlatalım. Ne yapıyorsun? Neden Anandi'ye şekerli yoğurt yediriyorsun? Şey babaanne, Jagdish'e eşlik edecek de Jagdish iki misli dua alacak ve soruları daha iyi cevaplayacak. Torunum hayatında ilk kez bir sınava giriyormuş gibi davranıyorsunuz. Her yıl tek başına o sınavlara girer ve her seferinde okul birincisi olur. Merak etme Jagdish. Her şey yolunda gidecek, tamam mı? Tamam babaanne. Hadi anneanne. Günler müdürüm. İyi günler. Her şey yolunda mı? Evet. Evet. Ona da. Su? Hayır. İç hadi. Yoksa susamadın mı? Kocan seninle yakından ilgileniyor. İç hadi. Jagdish kendi sınavından çok karısının sınavını düşünüyor. Şşşt! Sus! Güzel yazıyorsun kızım. Haklı mısınız öğretmenim? Bu kızda okuma azmi var. Bu daha sınavların ilk günü. Sınavlarına bu kararlılıkla devam ederse okula, devam etmese bile sınavlarda iyi not alacaktır. Keseriya